Cumhur İttifakı'nda karşılıklı jest yapılacak seçim bölgeleriyle ilgili müzakereler devam ediyor. Dikkatler AK Parti'nin henüz isim açıklamadığı 7 şehre çevrildi. Adalet ve Kalkınma Partisi kimi isterse, kimi dilerse aday çıkarabilir. Biz müsterih bir vicdanla ve ön şartsız destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. İki genel başkan ana hatlarda uzlaştı, kurmaylar arasında teknik çalışmaların devamına karar verildi. 30 büyükşehir var masada, her biri için ince hesaplar yapılıyor. Bir mutabakat arayışı söz konusudur. 74 ilin adaylarını açıkladı AK Parti. Kalan 7 ilde ne yapacağını da şimdi gözler. Karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir. MHP İstanbul'da aday çıkarmayacağını en baştan açıklamıştı. Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de AK Parti'nin jest yapıp aday çıkarmaması bekleniyor. Adana, Mersin ve Manisa'da da kendi adaylarına destek bekliyor 3 ilal. Ama o iller konusunda henüz son söz söylenmedi. Jestle rest arasında. J ile R farkı var. Kulislerde bu illeri de adaysız bırakmak istemediği konuşuluyor AK Parti'nin. MHP'nin Adana adayı Hüseyin Sözlü'ye de pek sıcak bakmadığı belirtiliyor. Aydın ve Muğla'daysa iki liderin AK Parti adayının desteklenmesi konusunda uzlaştığı bilgisi var yine kulislerde. İstanbul için gözler Binali Yıldırım'da. İsmi ne zaman açıklanacak net değil. O ise öncelikle meclisteki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasını bekliyor. Endişeye gerek yok. Bunlar gelip geçicidir. Bu günler aynı zamanda da fırsat günleridir. Bahçeli'nin açıkladığı siyasi kombi modelinin ise ilçelerde hayata geçmesi bekleniyor.